Bir ülke düşünün, bir depo benzin 1 liraya doluyor, şehir içi telefon görüşmeleri bedava. Ülkenin her yerine 1 liraya uçabiliyorsunuz. Elektrik, su, doğalgaz ve tuz da bedava. Dünyada böyle bir ülke var mı? Evet var. Türkmenistan planlı ekonomiyle yönetiliyor. Uluslararası para kurumlarıyla işi olmuyor. İhracatı ithalatının iki misli. Yabancı sivil toplum örgütlerini içeri sokmuyor. Sizi Aşgabat'a götüreceğim, gözlerinize inanamayacaksınız. Tam bağımsızlığa inanan, dirayetli bir liderin 10 yılda nasıl bir mucize yarattığına tanık olacaksınız. Kesinlikle böyle bir yer beklemiyordum. Türkmenistan'a adım attığım andan itibaren binalara, temizliğe, yollara ve anıtlara hayran kaldım. Bana kuraklıktan bahsetmişlerdi. Kentin her yanından sular fışkırıyor. Bana kıtlıktan bahsetmişlerdi. Kentin pazarları en renkli görüntüleri sunuyor. 1993'te ekmek bulamayan Türkmenistan halkı şimdi buğday ihraç ediyor. On yıl önce pamuğun sadece %3'ünü işleyen Türkmenistan, her eyalette bir tekstil fabrikası kurmuş, dünyaya en kaliteli tekstil ürünlerini ihraç ediyor. Rusya'ya, Ukrayna'ya doğal gaz satıyor, Karakum çölüne göl yapıyor. Aşgabat kadınları milli kıyafetleriyle çiçekler gibi yollarda, okullarda, çarşı pazarlarda karşımıza çıkıyor. Milli gururu ve zerafeti temsil ediyorlar. Ülkede birlik ve beraberlik ruhu var. Burada bir mucize başlamış. Yani 5-6 sene içinde bir mucize oluşmuş. Bunun ana koşulları neydi? Yani bu mucizeyi başarmanın esas sebebi nedir? Esas sebebi bizim Türkmen halkımızın yüreğinden gelen heyecan. Kalbinden gelen heyecan. O heyecan kalkındı. Sebep biz çok uyduk. Çok seneler uyduk. 600 sene bizde devlet olmadı. Şimdi devlete susadık. Çok başka bir kişilerin altında yattı, uyduk biz. Şimdi evet. Şimdi biz kalkındık. Uyardı. Bizim Cumhurbaşkanımız bizi uyardı. Bizi yol gösterdi. Yani burada
başka bir ruh var. Bir ruhla bu gerçekleştirilmiş. Siz bu ruha nasıl bakıyorsunuz? Yani nedir insanları bu kadar birbirine kenetleyen ve bu kadar çok şeyin çok kısa zamanda yapılmasını sağlayan şey nedir? Esas sağlam bizi tutuyan zat bizim Cumhurbaşkanımızın başımızda olmağı. Esası mucize onda duruyor. Onun için bugünkü güzellikler, o mucizeler onun arkasından. Mucizeyi gerçekleştiren adam Cumhurbaşkanı, şair, yazar, mühendis Sapar Murat Türkmenbaşı. Sapar Murat Niyazov 1940 yılında bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasını 2. Dünya Savaşı'nda henüz 3 yaşındayken yitirdi. Annesi ve iki kardeşini Aşkabat depreminde kaybettiğinde 8 yaşındaydı. Yerle bir olan evden canlı kurtulan sadece kendisiydi. Ruhname adlı eserinde bunca çileyi yaşamış bir çocuğun duygularını aktarıyordu. Yıkılan evimizin üstünde henüz 8 yaşını doldurmamış çocuk halimle tek başıma düşünüp duruyordum. Bu şekilde 6 gece ve gündüz tek başıma oturdum. 7. gün geldiler. Ölen annemi, kardeşlerimi götürüp İmam Kasım mezarlığına defnettiler. O gün çocukluğumun bittiğini anladım. Gözlerimdeki yaşlar sonsuza kadar kurudu. Yemin ettim. Sizin gerçekleştiremediğiniz hayallerinizi ben gerçekleştireceğim. Maksadıma ulaşacağım dedim. İlk önce yetimhanede, sonra uzak aile fertlerinin evinde büyüdü. Tüm olumsuz koşullara rağmen Leningrad Teknik Üniversitesi'nden enerji mühendisi unvanı ile mezun oldu. Mühendis olarak çalıştı. Daha sonra Komünist Partisi üyesi oldu. 1985 yılında Türkmenistan Milletvekilleri Konseyi Başkanlığı'na atandı. Daha sonra Türkmen Komünist Partisi'nin Merkez Komite 1. Sekreterliğine seçildi. Yıllık devlet tecrübesi ardından 51 yaşında Türkmenistan'ın ilk cumhurbaşkanı oldu. 8 yaşında ettiği yemini hiç unutmayacaktı. Türkmenistan 27 Ekim 1991'de bağımsızlığına kavuştu. Dağılan Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri içinde en yoksullarından biriydi. Bir yoklar ülkesiydi. 10 yıl içinde dünyanın en hızlı kalkınan ülkesi oldu. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında olduğu gibi planlı ekonomiyi benimsedi. İlk 5 yıl içinde inanılmaz bir sanayi atılımı yaptı. İkinci 5 yıllarda da birer birer hedeflerini gerçekleştirdi. Gelecek 10 yıl içindeki hedefleri arasında 100 milyon ton petrol ve 200 milyar metreküp doğal gaz üretimi var. Kökünü kendi tarihinden alan demokrasi geleneğini uygulamaya başladı. Aksakallar Meclisi ya da Yaşlılar Maslahatı tüm ülkeden 2500 temsilciyle her yıl toplanıyor ve doğrudan demokrasinin çağdaş bir örneğini veriyor. Devirde milletimizin
çocuğun yarısının öpürəri, halal işler, halal vatanlığı, öz halkının, milletin akbarını təhsil edən olsa, o devlet ruhu gelen, o devlet üsyan olan, o devletin geleceği var, deyip kanal ediliyor. İşte böyle bir ülkeden bizde ve dünya basınında nedense çok az söz edilir. Batı medyası Türkmenistan deyince Cumhurbaşkanı'nın yazdığı Ruhname adlı kitabın zorla ezberletildiği ya da halkın altın dişlerinin zorla çıkartıldığı ya da Türkmenbaşı'nın kendi heykellerini zorla kentin çeşitli yerlerine diktirdiği gibi komik haberlere yer verirler. Öte yandan hızla gelişen ve yabancı yatırıma açık bu ülkede batılı şirket temsilcileri Cumhurbaşkanı'nın önünde iki büklüm dolaşırlar. Amerikan ve Fransız şirketleri bu zengin pazarda var olabilmek için birbirleriyle yarışırlar. Ama Türkmenistan'daki yatırımların büyük çoğunluğu Türkler tarafından yapılıyor. Tekstil, inşaat, enerji alanında Türk firmaları en iyi sınavı veriyor. Dünyanın en kaliteli inşaatlarına imza atılıyor. Beri buradasınız ve 1992'den 2005'e kadar 12-13 yılda burada bir mucize gerçekleştirilmiş. Acaba ilk geldiğinizde nasıldı Türkmenistan ve nasıl bir kıyas yapılabilir şu anda nasıl? O günden bugünleri planladılar. Fakat inanılması güç bir programdı. Bu geçtiğimiz sürede bu program gerçekten fazlasıyla gerçekleşti. Bu da bir devlet adamının bir ülkesine, milletine yapacağı katkıyı gösteriyor. Bugün gördüğünüz gibi Türkmenistan bir şantiye halinde. Her tarafıyla, her alanda gelişmeler var. Şu anda da 2020'ye kadar bir kalkınma programı var. Her yıl 2020'ye kadar ne yapılacağını programlanmış durumda. Ve ülkenin kalkınması yıllık %20 ile 25 arası. Dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri. Bu da Türkmenistan'ı çok ayrı bir yere getirdi. Ne kadar geliri var? Nerelerden? Ne satar? Ne alır? Türkmenistan enerji ihraç eden bir ülke. Bugün Türkiye'de Türkmenistan'dan elektrik enerjisi ihraç edilmekte. Gaz, petrol, tekstil sektörü, petrokimya sektörü ve birçok ihracatı var. Burada en önemli hadiselerden biri de halkın geçimiyle ilgili. Sayın Başkanımızın kararı ile, hükümet kararı ile gaz, elektrik ve su halka bedava verilmekte. Evet. Bu da halkın yaşayışında büyük bir katkı sağlamakta. Türkmenistan'ı görmeden Türkmenistan'da gerçekleştirilenleri anlamak mümkün değil. Gerçekten görmeden anlaşılamazdı. Her şeyi dışarıdan alan bir ülkenin şu anda ihracat gelirleri ithalatının iki misli. Sadece 10 yılda gelinen nokta bu. Çorak, kurak en büyük depremlerden birini görmüş olan Türkmenistan sadece enerji, tekstil, bayındırlıkta dev adımlar atmakla kalmıyor. Ruhen de ayaklanıyor. Cumhurbaşkanının kendi kaleme aldığı Ruhname adlı eser, Türkmen halkına beraberlik ve ulus olma bilincini aşılıyor. Onları uzun yıllar ayrı kaldıkları gelenekleriyle tekrar buluşturuyor. Ruhname'de Cumhurbaşkanı yeni bir Türkmen ulusu doğuyor diyor. Bizi sofra gibi etrafına toplayan ana dilimiz, devletimiz, kanımız, ruhumuz, kılık kıyafetimiz, geleneklerimizdir diyor. ...1992
1991'de bağımsızlığına kavuştuğu için bağımsızlık anıtı 91 metre. Bir Türk şirketinin inşa ettiği çok özel birçok anıttan biri. Tüm çevresi Türk dünyasının büyük komutanları, bilginleri ve düşünürleriyle çevrili. Koca bir Türk dünyasının tarihinde dolaşırken neşeli sesler duyduk. Bir düğün alayı yaklaşıyor. Sadece Türkmenistan'da değil, bu coğrafyada bir düğün olduğunda düğün alayları bağımsızlık parklarına gelir. Büyüklerini ziyaret eder, onlara saygı sunar. Yepyeni bir aile daha kuruluyor. Bugün bu parkta kendi kahramanlarının önünde önce geçmişi hatırlayacaklarına, tarihlerinden kopmayacaklarına, geleceği kurarken geçmişin derslerini unutmayacaklarına dair söz veriyorlar. Arca Bibi ve Berdi Murat bugün dünya evine giriyor. Artık düğün evine biz de davetliyiz. Mahallenin ortasında düğün pilavı pişiriliyor. Bugün buraya bir gelin geliyor. Ruhnamenin dizeleri damadın babasının ağzından dökülüyor. Ailedeki en önemli şey aile birliğini korumak için nedir? En önemli unsur nedir? Ağzıverlik. Bak, ağzıverlik. Ağızları bir olmalıdır diyor. Ağızları bir olmalıdır. Evet. Bizim böyle birisi evlenirken anne baba der ki eyvah şimdi bu çocuk nasıl geçinecek, nerede oturacak, kirasını, doğalgazını nasıl ödeyecek? Siz böyle ne düşünüyorsunuz, çocuklar evlenirken telaşlanıyor musunuz? Ama böyle şimdi nerede oturacak damat? Var, çay var. Evi hazır diyor. Evi var. Evi ne, nasıl hazır ev? Bizde çünkü ev yapmak çok zor. Var, iyi var, adlen de iyi var. Biraz iyi vardı. Bir kez daha şaşırıp kalıyorum. Türkmen vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu ev kirası ödemiyor. %90'ı ev sahibi ve geleneklere göre baba evlenen oğlunun evini de yapıyor. Burada devlet ev yapanlara yardım ediyor. İki kişinin mutlu olması için bunun anahtarı nedir? İkisinden de farklı olma için ne? Siz ne yaptınız? Söyleyin. İşlemeli. O öğleden sonra Cuma Dede ve Meret Gül bana Türkmen ailelerinin çocuklarına verdiği en büyük zenginliği anlattı. Bu geleneklerin sesidir diyorlardı. Türkmenin geleneği çalışmaktır. Rüzgarlar önünde savrulmamaktır. İşsizlik, akılsızlık ve tembellik hiçbir düşmanın veremeyeceği zararı verir. Zaman yabani ve yırtıcıdır. Onu eğitirsen hizmetinde olur. Evlatlara bunlar öğretilir. Sizi de götüreceğim ama önce sırada bir yer var. Geleneğin tüm renkleriyle yaşadığı çöl pazarı. İpek yolu pazarlarından birinde tarihe bakıyoruz. Şimdi zaman tünelinde binlerce yıl içinde seyahat edebiliriz. Çöl pazarına giderseniz
Atabey size bir şiir söyler. 1000 yıl önce de onu dinlersiniz. Türkmen boylarının tüm bu coğrafyada at koşturduğunu görür gibi olursunuz. Oğuzlar, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan bir tarihin yüzleridir bunlar. Germiyanoğulları, Dulkadiroğulları, Kaçar Hanedanı, Avşar Hanedanı gibi beylikler bu topraklarda kurulup yaşamışlar. Sonunda birçoğu Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı Devleti'ne dahil olmuşlardı. İran'dan Hindistan'a, Afganistan'dan Suriye'ye yayılan Türkmen beyleri iktidar olmuş, ticaret yapmış, savaşmış, kurulup yıkılmışlardı. Ve bu pazar uzak zamanların tüm renkleriyle o zamandan bugüne bir tarihin tanığıydı. O zamanlardaki gibi kadınlar evlenecek kızlara kumaş seçiyor, takılar ve giysiler alınıyor, halılar beğeniliyor. Ben Arca Bibi'nin 1000 yıldır değişmeyen gelin kıyafetini giyişini hatırlıyorum. Yüzlerce yıllık bir gelenek tekrarlanıyor. Ailenin tüm kadınları odanın bir tarafında Arca Bibi'ye gelinlik giydiriliyor. Aslında o modern bir genç kız ama gelenekler gereği yüzünü göstermiyor. Aynı odada gelin tarafı çeyizlerin üzerine oturmuş, damadın arkadaşlarıyla pazarlık yapıyor. Cuma dede ve gelinin büyükleri bir odada sessizce selamlaşıyorlar. Bahçede tüm mahallenin kadınları ve ülkenin uzak yerlerinden gelen akrabalar gelini bekliyorlar. Arca Bibi gümüş işlemelerle bezeli 38 kilo ağırlığındaki gelinliğiyle hazır. Çeyizleri verildi, artık bundan sonra yaşayacağı eve gidecek, damadın annesinin elini öpecek. Ülkenin doğusundan Lebap vilayetinden. Lebap'tan çok sayıda misafir var. Gülbadem, Aynebat,
ve Cuma dedenin kardeşi oğul Bibi onlardan bazıları. Şimdi siz kaç kişi geldiniz buraya? Bizler Livat vilayetinden 16 kişi olup Uçur'da geldik. Toy kutlamana. 16 kişi gelmişlerdi. Hem de uçakla. Ülkemizde bir aileden 16 kişi Van'dan İstanbul'a düğüne gelebilirler miydi diye düşündüm. Çok zenginlerse evet. Gülbadem neydi şey, meslek neydi? Muallim mi? Benim karım şu vakta çeli göbeğine bol işledim. Ebe. İndi hadır göbeğine de hadır akşerka. Ben Levap velayetinin 18. Karaköy'le travının 18. orta mektebinde muallim bol işleyen, tarih muallim bol Ama onlar öğretmen, ebe, eğitmendiler. Emekli maaşlarıyla rahatça geçiniyor, ülkenin her yerine sadece 27 bin manata, yani 1,5 milyon liraya uçabiliyorlardı. Aşkabat'ın ortasında Türklerin açtığı bir alışveriş merkezi. Türkmenler buralara sevda merkezi diyor. En çok mutfak masrafını merak ediyorum. Bir kilo havuç 300 bin lira. Pancar 100 bin lira. Elma 1 milyon 300 bin lira. Sebze, meyve herkesin bol bol tüketebileceği değerde. Eğer ille de şişe suyu içecekseniz 2500 manat sevgili seyirciler 1 dolar. Ve işte bunun içinde kaç tane var? 2, 4, 6. 6 tane 1,5 litre su. 1 dolar. Yani 1 milyon 350 bin lira. Yani hava, su ve ayrıca gaz, doğalgaz, elektrik. Bunlar bedava. Kilosu 4 milyon. Buradaki en kaliteli et. Atacan rehberimiz ve meslektaşımız. Sevda Merkezi'nde eski Aşkabat'ı konuşuyoruz. Ne değişti peki? Değişmedi. Adamların anı değişti. Anı? Anı değişti. Adamların düşüncesi, fikri değişti. Bağımsızlık ne, karşılık ne? Adamlar onu bildiler. Cumhurbaşkanımız ve ilk Zafer Murat Türkmenbaşı'nın sayesinde. İnsanların düşünce yapısı değişmişti. Birlik, beraberlik ruhu yeşermişti. Bu tüm milleti kenetleyen bir cumhurbaşkanı sayesindeydi. ...1990'da Aşkabat'ta tek bir tekstil fabrikası vardı. Bugün Avrupa ve Amerika'nın her yerine istediği kadar ihracat yapabiliyor. Dikkat edin, hiçbir uluslararası kuruluşa üye olmayan Türkmenistan'a tekstil ürünlerinde hiç kota uygulanmıyor. O nedenle birçok Türk firması ihracatını buradan gerçekleştiriyor. Nasıldı Aşkabat o zaman? Aşkabat o zaman... sahipsiz gibiydi. Aşkabat sahipsiz gibiydi. Bu kadar bina var mıydı? Bu kadar bina nereden olsun? Çünkü biz kendi kendimize erkimiz yoktu. İktidarda değildiniz. Evet, biz çünkü o zamanlar Rusya'ya bağlıydık. Evet. Bizim şeyimiz, prezidentimiz başkaydı. Biz görmüyorduk hiçbir şeyi. Prezidentin sayesinde işte. Peki, bu fabrikalar açıldı. Şey var mıydı? O zaman da bedava mıydı? Yani bu doğalgaz, elektrik filan? Ya o zaman şimdi elektrik şey bedava değildi. Müzik
alıyor ve bu parayı nasıl harcıyor bir ayda? Mesela 150 dolar, bizim aldık manatımız 150 dolar mecburunda olsa, biz o parayı, mesela bizim suumuz bedava, elektrikimiz bedava, telefonumuzun senesine 12 bin manat ödemeli. Bir senesine 12 bin manatımız yarım dolar. Evet. Anladınız mı? Bir senesine yatırım. Ama ev kirası. Ev kirası da öyle bedava gibi. Şimdi bir ayına mesela ev kirası 5 dolar falan. ₺6 milyon aylık mutfak masrafıydı. ₺300 bin ya da 30 yeni kuruş, yani bir gazete parasına onlar tiyatroya gidebiliyorlardı. Türkmenbaşı Türk geleneklerine öylesine büyük değer veriyor ki en ince ayrıntıları bile unutmuyor. Mesela bağımsızlığa kadar aylar, günler Hristiyan esaslı kelimelerle anılırken artık onların da Türkmence adları var. Pazartesi eskiden tüm Sovyet coğrafyasında olduğu gibi birinci gün olarak anılırdı. Artık haftanın ilk günü hoş gün. Salı yaş gün. Pazar dinç gün. Sapar Murat Türkmenbaşı Türkmen milleti bir bütün olarak yeniden doğdu derken kabile ve aşiretlerin en koyu olduğu bu coğrafyada artık bir milletin doğduğunu, bu milletin bir sofrada cem olduğunu, bunun kadrinin bilinmesi gerektiğini sık sık tekrarlıyor. Ey genç Türkmen milleti diyor. Yurdumuzda kurulan güzel binalarla gurur duyduğumuz kadar kalbimizi de inşa etmeliyiz. En güzel binalar şehirlerde, köylerde değil, kalbimizde kurulmalı. Onları görebilmek için de gönül gözleri edinmeliyiz. Bir millet ruhuyla bir topluma dönüşür. Bu sözler size bir şeyler hatırlatıyor mu? 90'lı yıllarla bugünü kıyasladığınız zaman en önemli gördüğünüz en büyük değişim ne? Türkmenistan'da olarak değişmeler bu iki, yani söylediğimiz gibi maddi değişmeler. Bakıyorsunuz bu sokaklara kendiniz görürsünüz. Bu binalara, bu büyük fabrikalar, başka şeyler, bu madde. Ama ruhumuzda da değişmeler oldu bizim. Onlar Türkmenistan'ın öğretmenleri. Okulun bahçesinde sohbet ediyoruz. Türkmenistan politik haklar ve özgürlükler konusunda batılı kuruluşlarca kötünün en kötüsü olarak notlandırılıyordu. Onlara sorduk. Şimdi Amerika'nın bir takım kurumları var ve bu kurumlar not veriyorlar ülkelere. Demokrasi dilinin şeyi önce bana anlatın ne olduğunu. Evet. Ben size anlatayım onun tam yanlış olduğunu. Evet. Demokrasi insan rahat yaşıyorsa, rahat gidiyorsa, rahat çalışıyorsa ve senin ile başkaları rahat konuşabiliyorsam başka ne gerekiyor? Ya birine küfür etmek veya da öbür kötü şeyler söylemek o demokrasi mi? Ülkelere özgürlük karnesi verenlerden biri de Freedom House, Özgürlükler Evi adlı bir sivil toplum kuruluşu. 1941'de Roosevelt tarafından kurulmuş. Amerika kaynaklı bu örgüt eğer bir ülkeyi özgür buluyorsa 1 ile 2,5 arasında bir not veriyor. Yarı özgür diye nitelediği ülkelere 3-5 arası notu uygun görüyor. Türkiye Freedom House'a göre yarı özgür bir ülke. Eğer ülke bu Amerikalı sivil toplum örgütüne göre özgür değilse 5,5 ile 7 arasında notla baskıcı rejim olarak niteleniyor. İşte Türkmenistan bunlardan sonuncusu. Amerikalılara göre kötünün en kötüsü. Bunda Batı'nın sivil toplum örgütlerine kapalı olmasının büyük rolü olmalı. Çabuk üsyen devletleri, büyüyen devletleri onlar çok istemiyorlar. Kendisi gibi uydurmak istiyorlar. Biz de uymak istemiyoruz. Bizim kendi geleceğimiz var. Biz Batı'da değil, Doğu'da değil. Biziz. Biz onların tarafını tutmuyoruz. Biz NATO'da değil. IMF'de değil. Hiçbirisi. Biz bir taraf, Cumhurbaşkanımız bize bir taraflı kalp verdi. Onun için onlar onu sevmiyorlar. Bizi hiçbir kaplarımızın dokunup bilmiyorlar. Onun için. Türkmenistan'ın demokrasi notunu sıfırda tutan Freedom House, ana amacını dünyada özgürlüğü yaymak olarak açıklıyor. Ve bakın ne diyor.
Özgürlük kendi toplumlarını değiştirmek amacına odaklanmış cesur kadın ve erkeklerin çabalarıyla yakalanabilir. Ama tarih göstermiştir ki demokratik haklar için mücadelede dışarıdan gelecek desteğin de toplumların değişimine büyük katkısı olacaktır. Freedom House bu mücadeleleri destekler, toplumların demokrasiye geçişlerine yardım eder, açık hükümetleri, insan haklarını, bağımsız yargıyı ve özgür medyayı destekler. Nasıl bu sözler size bir şeyler hatırlatıyor mu? Sanki Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'dan kulağımıza sesler geliyor. Bir kültür merkezinde ailesi Çinli olan genç bir Amerikalı ile karşılaşıyorum. Christina Ten, Aşkabat'taki Amerikan elçiliğinde çalışıyor ve İngilizce eğitim veren Türkmen okullarından öğrencilerle bir piyes sahneye koyuyor. They're in high school from ages 13 to 17 and we've been working on this since January. And which NGO you said? It's American Councils. Başka ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? There are different discussion groups, different seminars, conferences, training sessions. We have summer camps, all open for youth and for students. The American Councils also sponsors exchange programs between Turkmenistan and United States. It's such a different kind of culture. Sizin kültürünüzle buranın kültürü arasında büyük bir fark var. Buraya neleri tanıtıyorsunuz? What kind of culture you introduce? American culture, basically. Like, different discussion groups that we have during the week, for example, present different alternative views on gender roles, for example. Altogether opposite culture. Ama bu ülke global kültürü benimsemeye pek istekli görünmüyor. Well, to some extent that is true, but I think with these kind of NGO activities, with making what different cultures, different alternative views available, then if they are interested to pursue it or to learn more about it, then we give them that opportunity. So there are some people that are incredibly closed-minded. I mean, as in anywhere else in the world, like not just here in Turkmenistan. And so it's just our mission to just, you know, open it up for them. And if they want to learn more, then we give them the chance to learn more. So. Ben burada mesela bu genç kızlarımızı bu elbiselerle sokakta gördüğüm zaman böyle bir gururlu bir ifadeyle kendi milletleriyle gurur duyması beni müthiş etkiledi. Yani sana o aynı his geliyor mu? Kendi nasıl diyeyim kıyafetlerini ve kendi millet kimliklerinden çok gururlular. Gurur taşıyorlar. Ben buraya geldiğim zaman geleneklerin çok canlı bir şekilde korunduğunu gördüm. Evet. Ve bu şaşırtıcıydı gerçekten. Evet. Gelenekler gençler tarafından nasıl korunuyor? Yaşlılar onlara bu gelenekleri nasıl korumayı öğretiyorlar? Yeni bağımsızlığa kavuştuktan sonra ise bunların hepsine bizim sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız yani buna bir ak yol şey verdi. Açtı inşa işte bunları biz daha da yani ben bir hoca olarak şimdi ruhnameden ders veriyorum. Evet. Aslında siz ruhnamen ne olduğunu biliyorsunuzdur. Aslında o Türkmen'in tarihi ve Türkmen'in şu günü ve yarınlar hakkında bizim ders kitabımız. O ders kitabını okumuştum. Sonra kapağını sık sık açar oldum. Bir yerinde diyordu ki, Türkmenoğlu, yalnızlık basıp hüzün çamuruna battığında da, coşup kalbin göğsüne sığmadığında da, tabiata, dağlara, denizlere, ırmak kıyılarına, göllere çıkarsın. Kalbin çocuk uçurtması gibi gökte dalgalanmaya başlar. O an yalan dünyanın tüm dert ıstıraplarını unutup ruh ve mana alemine dalarsın. Yedi iklimi dolaşsan, Türkmen dağından 100 kat güzel dağlara bile çıksan, o dağlar ne senin dilini anlar ne de senin kalbindeki derdi paylaşır. Sen bu yurttan başka yerde yüreğindeki derdi paylaşan çölleri, denizleri bulamazsın. Türkmence şarkı söyleyip, Türkmence saz çalarak yağan yağmurları duyamazsın. Eğer müzik okulunu göremeden Aşkabat'tan ayrılsaydım,
Türkmence saz çalarak yağan yağmurları hiç hatırlayamayacaktım. Kapısında müzikle karşıladılar. Sonra inanır mısınız bu müzik ziyafeti okulun her köşesinde, adımımızı attığımız her yerde sürdü gitti. Zamanın nasıl geçtiği hala bir muamma. Beraber ağlayıp gülerek bir yolculuk yaptık. Bir tarihin içinde dolaştık. Arcabibi ile Berdi Murat dünya evine girdiler. Geleneksel giysiler yerini daha modern kostümlere bırakmıştı. Ama salon bu toprakların tüm renklerini içine toplamıştı. O gece Türkmen milletine bir aile daha katılıyordu. Türkmenbaşı yazdığı Ruhname adlı eserde belki de en çok yokluğunu çektiği aileye en büyük yeri ayırmıştı. Bunca ülke gezdim, en çok Türkmenistan'dan etkilendim. Size bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sapar Murat Türkmenbaşı'nın cümleleriyle veda etmek isterim. Yurtsuz millet olmaz diyordu. Evsiz de aile. Yurt Türkçe'de milletin evi demek olduğu kadar ailenin neslin de evidir. Evinin pencereleri senin yüreğinin gözleridir. Kapıları sevgi dolu ellerindir. İyi niyetle gelene gözlerini aç, bağrına basmak için kucağını aç diyor Ruhname'de. Ama iyi niyetle gelenlere. Yeni evli çiftler, gençler, dedeler geleneğin sesini Ruhname'den dinliyorlar. O çileli bir yaşamdan derlediklerini kitaplarına koyuyor. Ailenin, akrabaların, dostların önemini milletine anlatıyor. Türkmenbaşı iki büyük dostun var diyor Ruhname'de Türkmen halkına. Hiçbir zaman döneklik etmeyen, vefasızlık etmeyen, senden yüz çevirmeyen, seni terk edip gitmeyen, sözüne ters cevap vermeyen iki tane dost vardır. Bunlar vatan ve millettir. Vatanın dostluğunu unutma, milletinin dostluğunu unutma diyor. İki hafta sonra yine Orta Asya'da buluşmak dileğiyle. İyi geceler efendim.